Bütün takipçi dostlarıma selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Finlandiya TRT'si Yle deneme amaçlı Arapça ve Somalice haber yayınlarına başlıyor. Yaklaşık bir sene sürecek bu deneme yayınında edilen tecrübeler ışığında yayınların devam edip etmeyeceği meydana çıkarılacak. Belki de bu proje genişletilecek. Burada amaçlanan her iki Fin toplumunun ve diğer toplumun, yabancı toplumun, ülkeye sonradan göçen göçmenlerin ülkeye daha iyi entegre olabilmesi ve tanıyabilmesi ve her iki tarafında birbirlerinin değerlerini, prensiplerini, değer dünyalarını daha iyi anlayıp, daha iyi anlayarak çatışmalardan, yanlış anlamalardan kurtulmak. Sonuçta ülkeye, bu ülkeye amaçlanan entegrasyon, uyum sağlama diye belirtiliyor. Finlandiya'da 45 bin civarında Arapça konuşan bir göçmen azınlık var. Somali dilini konuşan ise 25 bin. Yani bunlar büyük bir gruba oluşturuyor. Aslında en büyük grup Finlandiya'da Rusça konuşanlar, Rus göçmenler. Rusça haber yayını yapılıp yapılmayacağı hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Muhtemelen Rusya'ya yapılan bu ambargolar yüzünden de böyle bir taraflı karar da alınmış olabilir veya bu şekilde belki artık onların kriterlerini bilmiyorum. En az ülkeye uyum sağlayanlar veya uyum sağlamakta zorluk çeken bir iki grup seçilmiş de olabilir. Bunlara seçim kriterlerini, bu karar alma kriterlerini, mekanizmasını elbette bilmiyoruz. Ama burada amaçlanan, dediğim gibi, bu insanların, her iki toplumun birbirlerini anlayabilmeleri ve iş dünyasına, topluma uyum sağlamaları amaçlanıyor. Denemeye değer. Finlandiya istatistiklerine göre, biraz önce de söylediğim gibi, şöyle göz atarsak, resmi kurum istatistiği bunlar. Finlandiya'da konuşulan diller elbette en çok Fince konuşuluyor. Sonra İsveççe ve Samice, bunlar bu ülkenin kurucuları diyebiliriz. Bu ülke onların ana vatanı, Finlandiya ana vatanı olan kişiler, vatandaşlar bunlar. Finlandiya'da yaklaşık 560 bin yabancı yaşıyor. Daha doğrusu yabancı dil konuşanlar yaşıyor. Bunların en büyük grubu Rusça. Neredeyse 100 bin, 100 bine hiçbir şey kalmamış. 99.608 rakamını görüyorum. Sonra Estonyaca geliyor. 50.202. Sonra Arapça geliyor. 41.311. Sonra İngilizce geliyor. 33.796. Ukraynaca geliyor. 26.519. Somalice geliyor. 25.854. Farsça geliyor. İran kökenli olanlar muhtemelen 20.421 kişi. Arnavutça 17.779, Çince 17.501 ve istatistiğin en son sırasında Kürtçe 17.270 olarak görünüyor. Elbette Türklerin de burada sayısı var. Biz Türklerin bu istatistiklere girmediği için tahmini rakamı 15.000'e yakın diye düşünmekteyim. İnternette öyle bir bilgi buldum arkadaşlar. Bu bilgileri ben Finlandiya'nın istatistik kurumundan alıyorum, söylüyorum. Bu bilgiler elbette bir sene geriden de gelebilir. O yüzden bu sayılar, rakamlar her gün değiştiğini göz önüne bulundurun arkadaşlar. Biz istatistiklere dahi giremediğimiz halde, biz Türkler, Türkçe konuşanlar olarak, elbette bu istatistiklerin nasıl yapıldığı da buna çok etki yapıyor. Kürtçe ana dili olanlar elbette Kürtçe konuşuyor ama bu kişiler de Türkçe de konuştuğunu göz önünde bulundurun arkadaşlar. Türkiye'den buraya göçmen olarak gelen Kürtleri de ve onların Türkçe bildiğini de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Dediğim gibi bizler istatistik
giremediğimiz halde Finlandiya'da yabancıların, bu restoran sektöründe faaliyet gösteren yabancıların çoğunluğunu oluşturuyoruz. %38'i Türklerin elinde. Hatta bu istatistik arkadaşlar çok ama çok bile eski. Bu daha da büyümüş olabilir. Yüzde olarak söylüyorum. Daha da küçülmüş olabilir. Bunu ben tahmin edemeyeceğim. Anladığım kadarıyla 2009 yılında yapılmış bu istatistik. 1400 yabancıların sahip olduğu restoranın %38'i Türklerin imiş. O yüzden bu rakamlara birazcık mesafeli yaklaşın. Sadece birazcık bilgi versin, fikir versin diye sizlere bunlardan haberdar etmek istedim. Bu ülenin yabancı dilde Arapça ve Somalice haber yayınlarını başlaması kararından sonra. Bu yayınlar Eylül ayında ya 23'ünde ya da 24'ünde başlaması gerekiyor. Tam olarak günü hatırlamıyorum. 23 ya da 23 Eylül'de, evet gördüm burada. 23 Eylül'de bu yayınlar başlayacak, haber yayınları. Zannedersem bunlar kısa kısa haberler, günlük haberler olacak. Bir de bu dili konuşanların ülke ile ilgili bilgiler verilmesi, muhtemelen entegre olabilmeleri için, uyum sağlayabilmeleri için bilgiler verilecek diye ben düşünmekteyim. Göçmenlerden bahsetmişken Almanya Kenya'dan 250 bin işçi alıyor. 250 bin işçi anlaşmasını Almanya'da Kenya'nın Cumhurbaşkanı ile Almanya'nın şansölyesi imzaladı. Bunların yarısı kalifiye işçi olacak, bir yarısının da meslek kalifiye olmasına gerek yok diye bilgiye ulaştım ben internetten. Avrupa sömürmeye devam ediyor. Bakın niye Türkiye'den almıyorlar? Belki Türkiye'den ağızları yandı. Onu da bilemeyeceğim. Ya da Türkiye işçisi, Türk işçi pahalandı. Sömürmek bütün amaç o arkadaşlar. Kenya'da kalkındıracaklarını, Afrika'yı Afrika'da kalkındıracaklarını, bakın kendi menfaatleri olunca getiriyorlar diye düşünüyorum. İyi bir şeymiş gibi görünüyor ama hiç de niyet iyi değil. Hep kendini düşünmekten, bencilliğin bir göstergesi olarak ben bunu görüyorum. Türkiye Almanya'nın yerini mi alıyor? Savunma sanayisi, biliyorsunuz Almanya'nın ağır sanayisi çok iyi, metal sanayisi, endüstrisi çok iyi, araba sektöründe, savunma sektöründe çok iyi ama ucuz enerjiyle bunu başardı son yıllarda. Bunu zirveye çıkardı. Rusya'dan alınan ucuz gaz idi. Ama şimdi Rusya'dan ucuz gaz alamıyor. Bu defa ucuz işçi yoluna mı gidiyor? Bunu dengelemek için Almanya, onu da sormadan edemiyorum. Belki Türkiye Almanya'nın yerini alacak. Çünkü ucuz. Bizim enerji alma olanağımız Türk devletlerinden, komşularımızdan ve Rusya'dan daha mümkün Almanya'ya göre. Ve bizim de işçimiz gerçekten ucuz, çalışkan ve kalifiye ve de çok da hırslı bir halkımız var arkadaşlar. Umarım bunu biz doğru yönlendirerek Almanya'nın yerini alırız diye düşünüyorum. Tekirdağ'da uçak parçaları üreten, karbon fiberden uçak parçaları üreten fabrika kuruluyor. Belki de bu deminki haberimin bir devamı, destekleyen bir haber olarak görebilirsiniz. Neden Tekirdağ düşünülmüş onu bilemeyeceğim ama böyle fabrikaları Türkiye'nin dört bir tarafını bizim yaymamız lazım. Altyapımız var bizim. Devletimiz sadece birazcık destek versin. Yol desteği mi verecek, ne verecekse bu firmalara vererek bunu tek bir yere, İstanbul'a, Bursa'ya veya Tekirdağ'a yığmalarını yanlış olduğunu ben düşünmekteyim. Anadolu'nun dört bir yanında gerçekten işe ihtiyaç duyan, enerji dolu, pratik zekalı, zeki, genç insanlarımız var. Bu uçak parçalarını Airbus'a yapacak dünyaca ünlü bir uçak fabrikası, biliyorsunuz. Umarım bundan sonra da bu fabrikanın parçalarını yapmaya başladıktan sonra da biz kendimiz gerçek Türk uçağı yaparız, yolcu uçağı yaparız. Yapması, know-how'unu öğreniriz diye düşünüyorum. Zamanında hatırlıyorum 80'li yıllarda bu askeri darbeden sonra Kenan Evren denilen bir gerçekten Türkiye'ye çok büyük kötülük yapmış çetenin
binbaşı vardı ya, işte o zamanlardan bahsediyorum. Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal'a bir gazoz fabrikası dahi kurmasına izin verdirilmemişti arkadaşlar. Elbette bunu emperyalistler yapıyor. Pazarı kaybetmek istemiyorlar, rekabet istemiyorlar. Ama aparatları kimler? İşte darbe yaptırdıkları veya bürokraside satın aldıkları kişiler. Düşünün, gazoz fabrikası arkadaşlar, bu ülkenin cumhurbaşkanı kuramadı bu ülkede. Pakistan, bir önceki videomda, daha doğrusu en son videolarımın birinde büyük bir petrol rezervi bulduğunu söylemiştim. Bu haber, onaylattım bu haberi, doğru olduğunu düşünüyorum ama bir de Somali'de de bulunmuş diye bir petrol haberi vermiştim size. Onu bir türlü onaylatamadım. Arkadaşlar belki de bu dedikoduları bilinçli yayıyorlar. Bir şeyler oluyor ama bilmiyorum. Sonuçta Somali'de petrolün olduğunu herkes biliyor. Kerem Aktürk oğlu biliyorsunuz İzlanda maçında hat-trick yaptı. 3 golümüzün 3'ünü de o attı. Portekiz'e transfer olmuştu Benfica takımına. İlk maçında da ilk golünü de attı. Portekiz'de milli futbolcumuza hayırlı olsun tebrik etmek istedim Kerem'i. Bu maçı Kerem'in takımı Benfica 4-1 kazandı. Finlandiya'da yaşayan yabancıların sayısı hakkında sizlere bilgi vermiştim. İstatistikleri bulamadığım söylemiştim. Bu defa bir başka istatistikten bahsetmek istiyorum. En son 2023 yılında yapılmış bu istatistik. Elbette bu da tam istenilen sonucu veren bir istatistik değil. Bu da vatandaşlıklara göre Finlandiya'da yaşayan yabancıların sayısı. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Ama eğer Fin vatandaşlığını geçenleri Fin sayıyorlarsa işte o zaman o Türk vatandaşı, gerçekten ana dili Türkçe olan veya başka olan kişilerin de o grubunda, o azınlığında sayısında azalma oluyor demektir. Ben gene de vermek isterim. Finlandiya'da vatandaşlıklara göre sayılar: Finler 5.230.878, yabancılar toplamda 372.973, bir önceki istatistikte neredeyse 560.000'di farkındaysanız. Demek ki bu sadece vatandaşlığı dayanan bir istatistik. Sonra bakın Estonyalılar geliyor. Estonyalılar 51.597, sonra Rusya geliyor. Diğer istatistikte ise Rusya'nın 100.000'e yakın olduğunu söylemiştik. Demek ki bu 100.000'in 70.000'i, 65.000'i Fin vatandaşlığına geçmiş gibi görünüyor bu istatistiklere göre. Çünkü burada 35.359 Rus vatandaşının yaşadığı görülüyor. Sonra Ukrayna 28.100, Irak 14.730, Çin 14.020, Hindistan, bakın demin istatistiklerde Hindistan görünmüyordu, 13.058, Filipinler 11.540, Afganistan 9.222, Vietnam 8.795, Tayland 8.396 ve Yugoslavya vatandaşları elbette dağılınca 7.934, İsveççe 7.779, İsveç vatandaşlarından bahsediyoruz. Suriye vatandaşları 7.635, Türk vatandaşı 7.422, Somali vatandaşı 6.683, Somalilerin toplam rakamı burada 25.000 olduğunu diğer istatistikte belirtmiştim ve diğerleri de toplam 140.893 olarak görülüyor. Videomun sonuna kadar izlediniz. Bu da bizim Finlandiya'da yayın yapan Türkçe haber kanalımız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.